Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere metabiyotiklerden bahsetmek istiyorum. Ya probiyotikleri duyduk, postbiyotikleri duyduk, prebiyotikleri duyduk ama bu da ne diye olabilirsiniz. Daha önce aslında size probiyotiklerle ilgili farklı videolar çekmiştim. Orada probiyotin temellerini anlatmıştım. Yani probiyotik seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Özellikle canlılık, yararlılık ve yeterlilik kavramlarından bahsetmiştim. Kesinlikle kullandığınız probiyotikte canlı bakteri olduğuna güvendiğiniz Klinik çalışmalardaki dozla uyumlu bir şekilde dozu içerisinde barındıran ve bunu kullandığımda vücudumda ne gibi etkiler yapıyor? Bunu benim bilimsel çalışmalarla tam net olarak biliyor olmam gerekiyordu. Aynı zamanda probiyotiklerde de kesinlikle suç koduna dikkat etmemiz gerekiyordu. Hatırlarsanız her laktobasil aynı değildi. Her laktobasilus ramnosus da aynı değildi. Burada sonundaki GR1, R0011 gibi suç kodları o probiyotik bakterisinin tanımlayıcı koduydu. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor ve Türkiye Probiyotik Rehberi.com gibi bir siteye girip veya Kanada Probiyotik Rehberi gibi uygulamaları telefonumuza indirip hangi suç kodu, hangi durumlarda nasıl fayda sağlıyor kontrol edebiliyoruz. Son ürün olan preparatın Türkiye'de ismi farklı olabilir Avrupa'da ismi farklı olabilir ama en azından hangi suç koduyla biz hangi durumlarda fayda görüyoruz bunu kontrol edebiliyoruz. Probiyotik denilince birçoğumuzun kafasına özellikle bağırsakla ilgili problemler gelmekte işte diyare yani ishal kabızlık antibiyotik kullanımı sonrası bağırsak florasını restore etme, antibiyotik kullanımı sonrası meydana gelen diyare gibi durumlar ilk akla gelmekte. Ancak biz artık biliyoruz ki probiyotiklerin faydası sadece bağırsağa indirgenemeyecek kadar kıymetli. Özellikle bazı özel suçlar kullandığımızda bağışıklık sistemi üzerine, alerji tablosu üzerine fayda görebiliyoruz. Beyin bağırsak aksi üzerinde fayda gördüğümüz probiyotikler var. Bunlara psikobiyotik diyoruz. Aynı zamanda ruh sağlığı ve anksiyete üzerinde bize fayda sağlayabiliyor. İlerleyen dönemde psikobiyotiklerle ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Özellikle kadınlarda vajinal flora oldukça önemli. Bununla ilgili daha önce video çekmiştim. İşte vajen sağlığında, kadın sağlığında bakterilerden fayda görebiliyoruz. Bir de fayda gördüğümüz durum var ki o da metabolik sendrom, insülin direnci, iştah kontrolü gibi parametrelerde de fayda görebiliyoruz. İşte metabolik sendrom ve bunun komponentleri üzerinde fayda gördüğümüz probiyotikleri de biz metabiyotik diyoruz. Geçtiğimiz videolarda Netflix'teki bir belgeselden bahsetmiştim. O belgeselde de şişman bir kadın vardı, yeme bozukluğu vardı. Örneğin analiz yapıldığında bağırsağında bazı bakterilerin eksik olduğu gösterilmişti. İşte bağırsak floramızdaki bazı değişiklikler Metabolik sendrom, obezite, iştah kontrolü, insülin direnci, kolesterol problemi gibi sorunların altında yatıyor olabilir. Bu sorunlar da bağırsak florasının bozulmasına sebep oluyor. Yani burada bir kısır döngü söz konusu. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar muhabbeti gibi. Metabolik sendrom ve obezite mi bağırsak florasını bozuyor yoksa bozulan bağırsak florası mı bu sorunları tetikliyor. Burada girif bir ilişki söz konusu. İşte burada rüştünü ispat etmiş, klinik çalışmalarla etkinliği kanıtlanmış bazı probiyotik suçlar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Lactobacillus rhamnosus HA114 suşu. Bu suçla bir klinik çalışma yapılmış. Günde 10 milyar bakteri olacak şekilde 3 ay boyunca kullanıldığında insülin direncini gösteren skorlama sistemi olan HOMA değeri üzerinde, açlık plazma insülini üzerinde ve LDL kolesterol trigliserit parametrelerinde anlamlı bir şekilde fayda sağladığı gösterilmiş. Aynı zamanda tabii yeme bozukluklarının önemli bir kısmı da ...duygusal açlığa dayanıyor. Sizde işte moraliniz bozuk olduğunda canınız tatlı çektiği... ...akşam yalnız kaldığınızda elinizin yemek uygulamalarına gittiği durumlar olmuştur. Bu nedenle iştah kontrolünün psikojenik temeli de... ...kontrol altına alınması lazım ve oldukça önemli. Bu suçla yapılan klinik çalışmada özellikle... ...iştah kontrolünün psikojenik temeli üzerinde de etkili olduğu gösterilmiş. Bilissel reddetmede artış sağladığı... ...yani bilissel reddetme dediğimiz şey önüne bir tatlı konduğunda hayır diyebilme, kendini durdurabilme ve reddedebilme parametreleri üzerinde anlamlı bir şekilde fayda sağladığı, disinhibisyon üzerinde fayda sağladığı, disinhibisyon yemeye başladıktan sonra stoplayamama, kendini durduramama üzerinde fayda sağladığı ve aşırı yemek yemesi korunda da fayda sağladığı gösterilmiş. Yani yemeye başladıktan sonra da tıkanırcasına yeme, yani durdurak bilmeden yüksek miktarlarda yeme parametrelerinde de fayda sağladığı gösterilmiş. Aynı zamanda iştah kontrolünün kişiler üzerinde yarattığı depresyon, anksiyete ve stres parametrelerinde de anlamlı bir şekilde fayda sağlamış. İdeal olarak probiyotiklerde klinik çalışmadaki süreye uygun kullanım önemli. Örneğin bu çalışma 90 gün üzerinden yapılmış bir çalışma. Bu nedenle 90 günü tamamlamak önemli. Ancak tabii ki de etkileri bağırsak florası düzeldikçe ilk 1-2 haftadan itibaren gözlenmeye de başlayabiliyor. Probiyotikleri genel olarak biz gece yatmadan önce kullanılmasını öneriyoruz çünkü gece boyunca bağırsakta kolonize olabilmesi, çoğalabilmesi için. Evet, önümüz yaz, yaza fit girmek isteyenlerin denemediği yöntem kalmıyor. Ancak Bağırsak sağlığı burada ihmal edilmemesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Mikrobiyotamız birçok konuyla ilişkili olduğu gibi iştah kontrolü, insülin direnci, kolesterol gibi parametreleri de etkileyebiliyor. Bu noktada bilimsel temeli referans alarak bize fayda sağlayabilen bazı bakteri suçları da bulunuyor. Bugün bu noktayı aydınlatmak istedim. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabımdan okuyabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Bu arada Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast'lerde Doktor Mustafa Kalkan'la Sağlık Notlarım isimli bir podcast serim de bulunuyor. Bunu da hatırlatmış olayım. Trafikte seyahat ederken evde iş yaparken kenarda açarsanız kolay bir şekilde bu bilgilere de ulaşmış olursunuz. Gelecek videolarda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın.